Fatoş açık soracağım her şeyi. Fatoş sizi, Ahmet Kemiksiz de mi aldatıyor? Öyle duyumlarım oldu. Ben bu şahsı tehdit ettim. Bu şahsı şehit ettim. Bu şahsa kibarca da davrandım. Görüşelim, konuşalım. Nedir, ne demektir? Fatoş'a sormadınız mı beni niye aldattın? Fatoş Hanım'a sordum. Fatoş Hanım bazı şeylere dedi ki yok böyle bir şey dedi. Hı hı. Ondan sonra olaylar bu seviyeye geldi. Biz Ahmet Kemiksiz'den en son görüştüğümüzde böyle bir olay oldu. 180 milyar parasının gittiğini öğrendik. Hı hı. Adam ondan sonra bizden kaçtı. Peki Kudret'i tanıyor musunuz bu Elif çok yakın 20 yıllık arkadaşı? Kudret Hanım'la benim bir alakam yok. Ben Kudret Hanım'ın daha önceden kiracısıydım. Tanırsınız yani. Evet. Kudret Hanım'ın bayağı bir evi var galiba birkaç tane. Siz de onların kiracısısınız yani. Ben... Fatoş da kiracısı, siz de kiracısısınız. Evet. Kudret'in. Evet. Şöyle Kudret de el ele göz göze bayağı bir samimiler ama sonrasında hem Kudret hem işte daha doğrusu Ahmet hem Fatoş'la beraber oluyor hem de 20 yıllık arkadaşı evet. Kudret'le beraber oluyor. Öyleymiş. Peki sizle beraberlik birliktelik yaşarken Kudret Hanım'ın da size karşı bir ilgisini hayır, gördünüz hayır, mü? Hayır, 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 hayır. Öyle şey görmediniz. Kesinlikle, kesinlikle. Ben onun evine gitmişim, yemeğini yemişim, çayını içmişim. Ben çoluğunu çocuğunu tanırım. Allah siz var. Siz cezaevine 3,5 ay önce girmişsiniz cezaevine. 3,5 evet. ay kalmışsınız. Evet. Ne zaman ayrıldım dediniz siz şeyden, Fatoş'tan? İlişkiniz ne zaman bitmişti? Ne kadar oldu? Fatoş'tan ortalama bir sene falan olmuştu. O zaman demek ki sizle beraberken Ahmet'le de görüşmeye başlamış. O zamanlar bu kadar ileriye götürmemişler. Yok, ileriye gitmemiştik. İleriye annem gitmemiş. Öldü. Biz sonradan bunları İleriye öğreniyoruz. Gitmekten siz ne anlıyorsunuz Fatoş Hanım? Yani daha uzun boyutta gitmemiştik yani. Ne demek o yani? Yani ilişkimiz o kadar ilerlememişti. Ama bir yandan Ayşe ile Halil ile berabersin. Benim hayır. Şimdi bu cezaevine için açıkçasını ben size söyleyeyim. Ben her şeyi açım. Anlım açık da açık. Söyle ki bana Allah öyle gel yani. Şükür olsun benim anlım her türlü açık. Tamam. Biz evlendik. Bak biz sizi yargılamıyoruz. Her şey insanlar için mi? Olayı anlamaya çalışıyoruz. Ha. Ya yanlış anlaşılmasın da Didem abla benim geçmişim kimseyi de ilgilendirmez. İlgilendirmez herkes kendi hayatından memnun. Herkes hayatını hayır, sen, yaşar. Çünkü bize dedin ya Halil benim eski sevgilim. Dün öyle konuştun ama meğersem aynı evi paylaşıyormuşsunuz. Bir saniye abla biz evlendik. Hı-hı. Annem sağdı o zaman abim de sağdı. Ben evlendim. 5 ay evli kaldım. Bağcılar'da oturuyordum. Bak evlendim derken o sırada sen kocanla... İmam nikahı. O sırada aslında sen resmi olarak rahmetli İlhan'la berabersin. Evet aynen. Kocanla. Aynen evet. Bu içeriye girdi. 3,5 sene ceza yattı. Ben 3,5 sene değil de 3,5 ay diyor. Ondan bir saniye. O da eskiyi. Tamam. O cezaevine girdi. Ben 3 sene boyunca bunu hiç yalnız bırakmadım. Desin ki bıraktı. Benim hiçbir hatam olmadı. Bak desin yalan. Ben Allah yukarıda şahit imanımı, vicdanımı sesini dinleyerek konuşurum. Tamam canım. Kimseyi de takmam yani. Kusura bakma Didem abla. Ondan sonra bu içeriye girdi. Ben mağdur kaldım. Anne gitti, abi gitti. Tek tabanca ortada kaldım. Ben bunalıma girdim. Evi taşıyacağım. Para yok. Ortalarda kaldım. Mal sahibi beni dışarıya atıyor. İlla çıkacaksın evimden. Allah var. Şimdi bak Elif genç kadınsın çalış. Niye çalışmadı? Elif de bir saniye. Elif de benim yanımdaydı. Bak o kadar diyalogumuz vardı. Beni hiç yalnız bırakmadı o zaman Elif. Hı. Beni hiç imanımı yıkayamam. Allah yukarıda yani vuruyor Kudret, her şeyi. Tamam. Aslında biz ona Kudret değil de Elif yazalım. Ya. Herkes Elif olarak biliyor. Evet, yani o yazıyı da değiştirin. Ha. Elif yazın yani. Evet. Ondan sonra ben evi taşıdım. Tamam. Ben çok mağdur duruma düştüm. Benim ne ailem vardı, ne yılım vardı, hiçbir şeyim yoktu. Halil'e mi sığındın? Efendim? Pardon, kime sığındın o sırada? Anneme, annemin evine girdim. Tamam. Sonra aile arasında böyle tantuna tuntuna ev konusunda bir şeyler oldu. Dışarıya atmaya kalktılar falan filan derken. Ondan sonra ben boşluğa düştüm. Yoksa benim hayatta böyle bir işim olmaz. Hı. Boşluğa düştüm. Bunalıma girdim. Didem abla şimdi evde yalnız bizim orası biraz kırsal bölümü olduğu için her şeyi yaptığın göze batıyor. Eve kim geldi, kim gitti. Hele bir de yalnız olduğun zaman milletin dedikodusundan kurtulamazsın. Yani olmaz tabii de böyle kimse kimsenin evdeki şeyi ilgilendirmez ama. Mahalle baskısı da olabiliyor maalesef. Abla tamirci çağırıyorum. Tek başınayım çağırıyorum. Mecbur Elif'i çağırıyordum yanıma. Ya da yukarıda bir yeğenim var onu çağırıyorum. Orada mı Ahmet hayatına girdi? Sen onu mu anlattın? Ahmet'i mi anlatıyorsun? Ahmet mi hayatına girdi bu dolandırdığınız? Yok. Halil'i anlatıyorsun. Halil'i anlatıyorum. Bu sefer ne oluyor? Anne yok. Zaten baba 52 sene benim yaşımla beraber. Sadede gel eve sonra. Ondan sonra annemi kaybettim, abimi kaybettim.
öbür abimi kaybettim. Hepsi üst üste bir sene, iki sene içinde ben bunalıma girdim. Psikolojik tedavileri gördüm. Ya bak, Halil senin hayatına giriyor. Ben şunu anlamıyorum. Sonra Halil senin hayatındayken bazı sıkıntılar yaşıyor Halil Bey. Ama evet, o sıra zarfında Ahmet nasıl senin hayatına giriyor, seni dolandıran? Ahmet benim hayatıma daha sonradan girdi Ahmet benim hayatıma. Ama Halil de hayatında bir yandan. Evet. Evet, ama ben bundan ayrı yaşıyorum. Neyse. Ayrı yaşıyorum. Şimdi siz Ahmet'e şiddeti asla onaylamıyoruz. Ya başka hukuki yollardan, emniyet vasıtasıyla, ama siz böyle şiddet uygulayınca parayı vereceğini söyledi mi? Bana yani öyle bir şey demedi Didem Hanım. Sadece dedi ki ben 1 milyar aldım. Şimdi ben şöyle söyleyeyim, ben 1000 lira almış yani. Evet. Benim eşim kandırılmaya müsait bir insan. Hı. Yani çabuk...